ki de ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza ibadet etmem. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz, tapacak değilsiniz. Ve ben sizin taptığınıza ibadet eden de değilim. Ve dolayısıyla siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Dikkat edersen 3 ayet-i kerimede de aynı manada bir şey var. Yani buna Kur'an tabiriyle pekiştirme diyorlar. Yani tabir yerindeyse üstüne bastıra bastıra bir şeyler karşı tarafa anlatılıyor. Ve en sonunda ayet-i kerimenin en sonunda 6. ayet-i kerimede diyor ki sizin taptıklarınız size, benim taptığım, benim ibadet ettiğim de bana. Burada da bir ayrışma söz konusu. Arkadaşlar bununla alakalı bir nüzul sebebi var. Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir rivayet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı şöyle bir şey oldu diyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Hatta bunu bir şeyle anlatayım size. Buhtiri'nin azatlık bir kölesi var. Sait bin Mina isminde. Diyor ki bir gün ben peygamberin yanında, yani o tabi iman etmezden önceki boyutu söylüyor. Diyor ki ben Muhammed'in yanında Velid bin Mughre, As bin Vail, Esved bin Muttalib, Ümeyye bin Halef'le konuşurken gördüm. Rivayet bu şekilde ama içeriğini bilmiyor. Diyor ki bu şekilde konuşurken gördüm. Bundan sonraki bölümü Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ederek devam edelim. Diyor ki bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler ve şöyle şöyle bir şeylerden teklif ettiler. Dediler ki ey Muhammed, yani senin bu anlatmış olduğun, senin bu getirmiş olduğun, getirmiş olduklarına tabi olanlarla alakalı, söylemlerine karşılık bulmayla alakalı, kendine taraftar toplamayla alakalı her geçen gün sayın artıyor. Ve biz de kendi aramızda konuştuk, düşündük, taşındık, hesap ettik. Bunun gerek sistematik bir anlamda, siyasi bir anlamda, gerek ekonomik anlamda, gerekse fiziksel anlamda önüne geçmek için elimizden gelen her şeyi yapalım diye bir karar aldı. Bu karar da şu, biz sana bir takım tekliflerde bulunalım. Yani bu işten vazgeç, bu işten dön, bu işi bırak ya, bu dini anlamdaki çalışmaların bir yerde son bulsun. Yani oğlum her gün sohbet mi olur yani? Bir gün git, bir gün gitme, beş gün git, beş gün gitme, bir gün git. Veya işte ya her gün cami mi olur, her gün ibadet mi olur, her gün tesbihat mı olur şeklindeki o düşünce yapısı Mekke geleneğinden ta günümüze kadar belki gelmiş, biz bunu bilemiyoruz. Ama şu boyutuyla bir takım teklifler var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen, yapılan. Diyorlar ki, ey Muhammed, amacın para mı senin? Biz diyorlar toplanalım, seni aramızda en zenginimiz yapalım. Eğer diyor yok, para değilse amacın, makamsa makam gibi bir derdin varsa, gel diyorlar Mekke'nin yönetimi senin elinde olsun, sen başbakan ol, cumhurbaşkanı ol, padişah ol, şah ol, ne olmak istiyorsan o ol, biz de sana tabi olalım. Yok eğer amacın bu değil, amacın kadınsa, güzel kızlarla evlenmekse, bak diyor hangimizin kızı hoşuna gidiyorsa, hangimizin kızları, kadınları hoşuna gidiyorsa, al diyor ya, bizde kadından çok ne var? Zaten kadının değer görmediği bir ortamda çok rahat bir şekilde pazarlığa da söz konusu olabiliyor. Ve başka bir husus, ya eğer diyorlar senin amacın ticaret mallarıyla alakalı bir zenginlikse, diyor ki aramızda mal toplayalım, seni en zenginimiz yapalım. En zenginimiz sen ol. Yani tabiri caizse, ya Sabancımız, koçumuz sen ol ha. Yani böyle bir makama sahip ol. Böyle bir maddi anlamda gücün olsun. Yani bugünün zengini olarak nitelendirdiğimiz, böyle bazen hesaplamalar falan yapıyorlar ya, sosyal medyada çokça karşılaşırsınız. Yani Elon Musk'u olmak istiyorsan, gel aramızda para toplayalım, Elon Musk'u ol yani. Veya Jeff Bezos'u olmak istiyorsan, gel diyorlar yani, aramızda para toplayalım. Her ne kadar sanal ortamda bir satış söz konusu olmasa da deve sırtındaki kervanların en büyüğü, en çoğu senin olsun. Eğer diyor ki bunlar değil, bir hastalık isabet etmişse sana, akli melekelerinle alakalı bir problemin varsa, hani cinler musallat olmuşsa sana, bu senin yapmış oldukların senin iradenin dışında ise, bir rahatsızlığın varsa, yani Emre kardeşimle
Muhammed kardeşimin alanına giriyorsa senin işin, psikiyatri alanına giriyorsa, kardeşim hekimleri çağıralım. Doğru, belki bugün o günlerde ruh sağlığı denilen bir tedavi merkezi yoktu belki ama bu işlerle uğraşan insanlar vardı. Onlar gelsinler, seni tedavi etsinler. Dolayısıyla bunları da kabul etmiyorsan, ya diyorlar ki arkadaş hiçbir şey değilse gel bir yıl sen bizim dinimize tabi ol. Bizim putlarımıza bir böyle bir selam çak. Önlerinde bir saygı gösterisinde bulun. Biz de bir yıl senin ilahına, senin Rabbine, senin Allah'ına iman edelim. Sonra bakalım, bunu da kabul etmezsen bir ay ya, bir ay deneyelim bu işi. Sen bir ay gel bizimkine tabi ol. Bir ayda biz seninkine tabi olalım. Belki sen bizimkinde bir hayır görürsün. Ya da biz seninkinde bir hayır görürüz. Böylelikle saflarla alakalı kaydırma yapabiliriz. Ya biz o tarafa, ya siz bu tarafa gelirsiniz. Tabi bu tarz cümleler var, bu tarz şeyler var. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, yani bu söylediklerinizle alakalı çok akli, yani mantık olarak çok da fazla sağlıklı şeyler düşünmüyorum. Ama bu konuyla alakalı benim Rabbim ne diyor? Çünkü öyle ya, bir peygamber kendi nefsinden bir şey söylememesi gerekiyor. Kendi nefsiyle alakalı bir şeyler ortaya koymaması gerekiyor. Dolayısıyla bununla alakalı Allah Azze ve Celle'nin peygamber olması vasıtasıyla, peygamber olması münasebetiyle onun üzerinden bir şeyler söyleyecek. Diyecek ki, ey Habibim, o müşriklerin sana getirmiş olduğu şeyleri ben duydum, işittim. Dolayısıyla onların bu tekliflerine karşı senin ortaya koyacağın irade bu olması gerekiyor. Arkadaşlar, peygamber Allah'tan gelen vahyi bekliyor ya, benim Rabbim ne der diyor ya. Dolayısıyla bunu inşallah ilerleyen zaman zarfında konuşacağız. Çünkü burası açılması gereken bir konu. Burayı inşallah konuşacağız. Ama şimdi sureyi tanımayla alakalı bir irade ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla diyor ki, yani benim Rabbim ne diyecek? Hele bir bekleyin, hele bir bakalım. Hele bir görüşürüz, sonra bir konuşuruz. Ve arkadaşlar, orada şöyle bir cümle de geçiyor. Diyor ki, yahu arkadaş, hani böyle bizim Rablerimizle alakalı, bizim ilahlarımızla alakalı, bizim putlarımızla alakalı gelip tapmasan da istilam yap ya. Yani uzaktan elini kaldır. Arkadaşlar, istilam temas etmek manasına geliyor ve yönelmek manasına geliyor, istilam. Ve hac ve umre vazifesini yerine getirmiş olan arkadaşlar var mı aranızda, Ramazan kardeşimin dışında bilmiyorum ama Kabe'nin en yoğun olduğu bir şekilde tavaf esnasında, tavafın her biri, yani şaft diye tabir etmiş olduğumuz her bir tur bir şafttır. 7 tane şaftı tamamladığınız zaman bir tavaf eder o ve onun gibi 7 defa dönersiniz. Yani 7 × 7 = 49, yani 7 defa Kabe'nin etrafında tavaf yapmış olursunuz. Bunun da başlangıç noktası Hacerül Esved taşıdır. Hacerül Esved taşından başlarsınız, dönersiniz, oradan bir şaft yapmış olursunuz. Dolayısıyla her geldiğinizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yerine getirirsiniz. Hani meşhur olan bir hadise vardır ya, Hazreti Ömer bununla alakalı şu cümleyi sarf eder. Der ki, vallahi ben biliyorum ki sen bir taşsın. Ama Resulullah seni öptüğü için öpüyorum. Sana dokunduğu için dokunuyorum. Yoksa bir kutsiyet atfetmiyorum. Dolayısıyla o yoğunluk esnasında Hacerül Esved taşının hizasına gelen her bir birey Müslüman oraya geldiği zaman elini kaldırır. Oraya selam durur, orayı selamlar. Yani bak, ben buradayım ha, bir turu tamamladım, sen de şahit ola. Sen bir kamerasın ya, cennetten gelmişsin ya. Hani şahitliğin, şehadetin bununla alakalı vardır ya belki. Bak şahit ola, gördün bak ben birinci turumu tamamladım, şimdi sana selam durdum diyoruz ya. İşte o her Hacerül Esved taşını selamlama o günün geleneğinde de var. Çünkü onlar, yani her ne kadar adları cehaletin babası Ebu Cehil de olsa, onlar kendi öz kaynaklarından, haram bulaşmamış olan kazançlarından Kabe'nin kıyafetini değiştiriyorlar, Kabe'nin örtüsünü değiştiriyorlar. Dolayısıyla gelen hacılara, bakın hacılara, çünkü hac mevsimi var, insanlar geliyorlar, her ne kadar cahiliye üzerine de olsa
O 300 tane, 300 küsur tane puta tanzimde bulunuyorlar. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Bir kutsiyet atfediyorlar. Dolayısıyla o putların bulunmuş olduğu o ortamda hac vazifelerini yerine getiriyorlar. Hatta hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda şöyle bir cümle sarf etmiştik. Tekrar hatırlatalım ki hacla alakalı o günün insanların Hanif dininden kalma bu ibadeti devam ettirdiklerinin göstergesi olsun. Bakın iki örnek vereceğim size. Birincisi gelen kıyafetlerle alakalı. Hani Mekke müşrikleri diyordu ya, o dönemin Mekke'nin ileri gelenlerinden bir tanesi giyim sektörünü, ihram sektörünü elinde tutmuştu. Ve Kabe'ye hacı olmaya gelen insanlara şu cümleyi söylüyordu. Diyorlardı ki buraya dışarıdan getirmiş olduğunuz kıyafetlerle kesinlikle hac vazifesini yerine getiremezsiniz. Gerekçe de şu, çünkü bu kıyafetlerle dışarıda günah işliyorsunuz. Dolayısıyla size sıfır kilometre günaha bulaşmamış temiz, ak, pak kıyafetler lazım. Mantık aslında biraz güzel. Ama sakat olan yönü bunu tekelleştirip satmaları. Yani tıpkı bugün şey gibi, gidiyorsunuz, yağ savaşları başlıyor. Marketten yağ bulamıyorsunuz, örnek veriyorum. Yağı elinde bulunduranlar tekelleştirmeye başlıyor. Yani stokçuluk dediğimiz şeyi yapıyor ve o adamların dışında yağ yok. Yani gidiyorsunuz, zincir bir yere dayanıyor ve zincirin son halkası. Adam diyor ki yağ yok. Ne olacak? Zamlı olacak yani. Gelen yağ zamlı olacak. Dolayısıyla tekelinde bulundurulan bir sektör otomatikmen kendisiyle beraber o alanda da maalesef acımasız bir kapitalist duyguyla sömürüye dönüşüveriyor. Bakın hacı olmaya gelen insanlara yapılan şey bu. Dolayısıyla o günlerde hacla alakalı şey var. Yani o istilam diye tabir etmiş olduğumuz kavram o günde insanlar kullanıyor. Ve Mekke müşrikleri şunu söylüyor, diyor ki yahu hiç olmazsa istilam et ya. Yani geçerken hepten unutma bizim ilahlarımızı. Hepten terk etme bizim putlarımızı. Yani Lat'ın, Menat'ın, Uzan'ın yanından geçtiğin zaman elini kaldır. Hubel'i gördüğün zaman eline selam ver. Yani unutmadığını bileriz, bilelim. Böyle dahi olsa bir yıl gelsen bizim tanrılarımıza, ilahlarımıza saygı göster. Bir yılda biz seninkine yapalım. Bunu da konuşalım. Ve arkadaşlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bekleyelim diyor. Rabbim bu konuda ne diyecek? Yani bu tıpkı şeye benziyor. Bir devlet memurunda devlet dairesinde bir memur bir iş organize edecek, bir iş tertip edecek. Geçen Turgut Hocam'la da bununla alakalı bir muhabbet oldu. Adam diyor yani ben şu kadar parayı rüşvet vermek zorundayım diyor yani. Çünkü işim hallolmuyor diyor yani. O parayı veren adam illegal bir iş yapıyor olsa, dese ki ben falanca işimi halledecek olan adama bir ruhsat almak için şu rüşveti teklif ediyorum dese, o adam da dese ki ulan kardeşim, senin bana teklif etmiş olduğun iş olmaz. Olmaz yani. Yani açıyorum bakıyorum kaynaklarda orada burada. Kardeşim yeri yok yani. Bu teklif etmiş olduğunun yeri yok. İkna olmak istiyorsanız bir de müdürümüze çıkalım söyleyelim. Bir de müdürümüz bu konuyla alakalı söylesin ki içiniz rahat etsin. Bana böyle bir şey bir daha teklif etmeyin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ya. Ya hele bir bekleyin. Hele bir durun. Hele benim Rabbim bu konuyla alakalı ne diyor? Vahiy benim bununla alakalı bana ne diyecek? Ve dolayısıyla arkadaşlar bununla alakalı hemen ben size öncesinde inen bir ayetten bahsedeceğim. Yani Zümer suresinin 64. ayet-i kerimesi. Zümer suresi 64. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Resulüne şöyle bir ayetle hemen karşılık veriyor. Diyor ki, burada da aynı ifade gelecek. De ki, yani onlara, bakın bu ifade üzerinde duralım. Diyor ki, de ki onlara, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz? Bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz, istiyorsunuz, böyle bir düşünceniz var. Bakın öncesinde inen ayet-i kerime bu. De ki ey cahiller, yani sizin düşünmüş olduğunuz şey, bana teklif etmiş olduğunuz şey aslında cehaletin,
Yani cahilliğinizden bana gelip böyle bir teklifte bulunuyorsunuz. Bu sıkıntılı bir teklif. Yani bunu idrak etmiyor musunuz? Öncesinde inen ayet-i kerime bu. Bakın devamında devam ediyor. Diyor ki, yemin olsun ki sana da senden evvelkilerin de vahyolundu ki, yemin olsun eğer Allah'a ortak koşarsan muhakkak amelin boşa gider ve mutlaka dünyada hüsrana uğrayanlardan olursun. Sonra hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Allah Azze ve Celle'nin sure öncesinde indirmiş olduğu ayet-i kerimeler bu. Ve o Mekke müşrikleri daha da durmuyorlar. Bu tekliflerini devam ettiriyorlar. Hani dediler ya, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ya, hele bir durun ya, hele bir durun. Bununla alakalı benim Rabbim ne diyecek? Sonra Resulullah dedi ya, işte bununla alakalı bir süreyi bekleyelim, bir zamanı bekleyelim. Yani böyle bir şey, hiç olmayacak bir şey, kabul edilmeyecek bir şey ama yine de bekleyelim dedi ya Resulullah. İşte Mekke'nin müşrikleri bu tavır ve tutumlarına, bu ısrarcı yaklaşımlarına devam ettiler. Devam edince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayet-i kerimeler indi ve bu da çare olmayınca, ayetler çare olmayınca o zaman şöyle bir şey oldu, şöyle bir şey gerçekleşti. Dedi ki, ayet sizi kesmiyor mu? O zaman sizinle Resulullah'ın arasındaki çizgiyi net bir şekilde çizelim. Hani dedi ya Allah Azze ve Celle Zümer suresinin ilgili ayet-i kerimesinde, 64. ayet-i kerimesinde, ey cahiller dedi ya onlara. Sonra dedi ki, ey kafirler. Yani bakın, hitap tarzı değişiverdi. Yani dedi ki, ey cahiller, siz bana Allah'ın dışında bir şeylere tapmamı mı tavsiye ediyorsunuz, emrediyorsunuz? Hala ısrarcı oldular ve dediler ki, Allah Azze ve Celle bununla alakalı şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki, ayet-i kerime böyle geldi. Dedi ki, ey kafirler. Yani saflar net bir kere oldu. Ve Allah Azze ve Celle'nin onlar üzerindeki o rahmet ve merhameti tamamen kalkmış oldu. Arkadaşlar, ve devam ediyoruz. Sureyi tanımaya devam ediyoruz. Şimdi surenin genel özellikleri var. Genel isimleri var. Belli zamanlarda bu sure başka şekillerde anılmış, telaffuz edilmiş. Ki biz bu tarz anlatımları da bazı sureler için biliyoruz. Mesela Ahzab suresi diye bildiğimiz, yani Azap suresi diye bildiğimiz, işte Tevbe suresi gibi bazı isimleri var. Yani özel isimler verilmiş sahabeler tarafından bu şeylere. Mesela bu sureye Allah'tan başka ilah kabul etmediği için Tevhid suresi diyenler olmuş müfessirlerden. Sonra cahiliye adetlerinden uzaklaştırdığı için, beri tuttuğu için Teberri, Müberri isimleri konulmuş. Teberri suresi, Müberri suresi denilmiş bu sureye. Ve yine şirki, zulmü, buna benzer şeyleri def ettiği için, burası çok garip, Mukaşkışa suresi demişler. Kafirin suresine. Tabi kafirin suresine verilen isimler bunlar olmuş. Yani şirki ve zulmü def ettiği için Mukaşkışa ismi verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar, bu da surelerin isimleri. Şimdi sureyle alakalı gelen bazı hadisler var. Onları da sizlerle paylaşalım. Sureye başlayalım inşallah. Arkadaşlar, Abdullah bin Ömer şöyle rivayet etmiş. Diyor ki, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bir ay boyunca takip ettim. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'ye geldiği zaman bir ay boyunca gözlemledim ki Resulullah sabah namazının sünnetindeki o iki rekatlık sünnetin Fatiha'dan sonra zammı sure olarak okuduğu ilk sure Kafirun suresi. İkinci sure İhlas suresi olmuş. Evet, bakın, birinci sure Kafirun suresi, ikinci sure İhlas suresi olmuş. Devam ediyoruz. Neyfel bir eşyacı rivayet ediyor. Resulullah bana Ümmü Seleme'nin kızını verdi diyor. Ve diyor ki, sen bana süt akrabasın oldun. Süt akrabası oldun artık diyor Neyfel. Diyor, aradan biraz zaman geçti diyor. Resulullah'ı ziyarete gittim diyor. Resulullah'la muhabbet ettik. Karşılıklı biraz diyalogumuz oldu. Ve Resulullah'a bana tavsiyede bulunmasını istedim. Dedim ki, ya Resulallah, gece yatmadan önce ne okuyayım? Resulullah bana dedi ki,
Kafirun suresini ve İhlas suresini okuyan dedi. Ben de sordum, dedim ki ya Resulullah neden Kafirun ve İhlas suresi? Dedi ki mesela bakın Hazreti Ömer'den gelen rivayet, sabahın ilk başladığı andan itibaren Kafirun ve İhlas'la başlayan Resulullah yatarken de Kafirun ve İhlas'la yatmasını tavsiye ediyor Neyfel Eşyacı'ya. Diyor ki neden diye sordum diyor. Resulullah şu cevabı verdi. Dedi ki Kafirun suresini ve İhlas suresini okursan vefat etme durumu söz konusu olursa Allah'ın izniyle iman üzere ölmüş olursun dedi diyor bana. Yani şeylerden, o şirkten, bidatten, bütün o her şeyden beri olmuş olursun ve tevhid üzerine bir hayat yaşıyor musun ve öyle vefat etmişsin gibi olur dedi diyor Resulullah. Ve devam ediyoruz. Abdullah bin Abbas şöyle diyor. Kureyşlerin tekliflerini Allah Azze ve Celle'nin Kafirun suresi öncesinde indirmiş olduğu işte Zümer suresinin ilgili şeylerini söylüyor. Bu diyor, öncesinde diyor bunlar gelmiş diyor, bu ayetler gelmiş diyor. Onu sizlerle paylaştık. Yine Cabir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Sünen-i Tirmizi'de de geçiyor öyle. Diyor ki Resulullah tavaf namazı kıldığı zaman birinci rekatında Kafirun suresini, ikinci rekatında ise İhlas suresini okurdu diyor. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hacet namazı kıldığı zaman birinci suresinde Kafirun suresini, ikinci suresinde İhlas suresini, ikinci rekatında İhlas suresini okurdu diyor. Ve yine böyle istihare diye tabir etmiş olduğumuz namazla alakalı o şeyde yine birinci rekatında Kafirun suresi, ikinci rekatında İhlas suresi okunur. İstihareye yatacaksa bir Müslüman, bir şeyin kendisi için hayırlı mı, şerli mi olduğunu öğrenebilmek için istihare boyutuyla alakalı bir düşüncesi varsa buna başvurur. Bu namazı kılar ve birinci rekatında Kafirun, ikinci rekatında ise İhlas suresini okur diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri bu mahallede. Arkadaşlar şimdi başlayalım şeyimize, konumuza geri dönelim. Surenin genel anlamdaki tanımı bu. Mekke'de nazil olmuş. Nüzul sırasına göre 18. sure, Musaf sırasında 109. sure 6 ayetten oluşuyor. Ve dolayısıyla de ki ey kafirler diye başlıyor.